Biz valla set bitti. Nerede yönetmenimiz? Oğulcan'la böyle biraz set dedikoduları yaptık. Bizimle paylaşır mısınız neler oldu? Peki? Hayır tabii ki paylaşmayız. Paylaşırsak olmaz. Şaka diyorum. Nasıl gidiyor set? İyi valla. Sürecinde nasıl dikkat ediyorsunuz? Mesafe, sosyal mesafe kurallarını Tabii ki yani herkes maskeli. Biz maske takamıyoruz çünkü hani orada korona konseptini işlemediğimiz için. Ama yani hayat devam ediyor bir şekilde. İşimizin başında olmak zorundayız. Bu arada stoklu gidiyoruz çünkü hani fevkalade bir şey olursa insanları yasak elmasız bırakmayalım diye. Bu arada efendim Ozan Güven'i savunanlar arasında Halit Ergenç eklendi. Dün de bir açıklaması vardı Halit Ergenç'in. Ben Ozan'ı geçmişten beri tanırım. Böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Mahkemenin de bunu aydınlatacağına eminim. Orada farklı bir olay olmuştur diye. Görmedim bu açıklamayı. Yapmıştım ama ben birebir söyledim. Aktardım. Bunu sizden öğreniyorum. Ben görmedim. Peki savunulması karşısında bir tepkiniz olacak mı sizin? Ben kimse hakkında bir yorum yapamam. Benim tek savunduğum ya da karşı durduğum diyeyim aslında bir şey mi? Ben şiddete karşıyım. Yani her gün bu şiddet artarak devam ediyor. Kitleler önündeki insanların buna daha fazla dikkat etmesi bile gerek. Yani belki daha fazla değil yani insan olduğunu düşünen herkesin bu konuda bir farkındalık geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şiddet ilkel insanların başvurduğu bir yöntem. Dolayısıyla biz insan olmak yolunda çabalamaya çalışıyorsak şiddeti hayatımızdan çıkarmak zorundayız. Bu da ancak eğitimle ve farkındalıkla olur. Peki sizde mesela dizilerde yasak yerinde de şiddetten olayları görüldü ve güvenlikte de ardede de sizde bunu bir karakter olarak düşünüyor musunuz? Ne mesela? İşte kadın arasında şiddet oluyor, erkek bir argolu kelimeler kullanılıyor. Ya bu da bir şiddet sayılıyor. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Yani... Peki şeyden mi, açısından mı bakıyorsunuz yani dizinin senaryosuna bakıp da davranıyorsunuz, kabul ediyorsunuz? Tersen bakmak lazım. Sinema ya da dizilerde insan hikayeleri anlatılıyor. Yani bir şey yokmuş gibi davranmanın bir manası yok. Var olan hikayeleri anlatıyoruz aslında. Bu illa oradan feyiz almak, onlar gibi olmak anlamına gelmiyor. Bunların hepsi kurgu. Yani bazen yani hep iyi ve ideal olanı anlatıyoruz diye bir kaydı. Olmaması gerekeni de anlattığımız zamanlar oluyor. Bence bunu yönetmenimize de sorun. Onun da fikrini alın bu konuda. Toplum eğer dizilerden özenerek yaşıyorsa toplumsal olarak araştırılması ve incelenmesi gereken bir problem olduğu anlaşılır. Bunlar kurgu. Bizim oynadığımız karakterler performans. Bunlar gerçek değil. Ama biz bazen gerçek insanların yani gerçek hikayeler bazen dizilerden çok daha sert olabiliyor. Yani dizide olsa inan yani bu kadar olmaz diye şaşıracağınız hikayeler gerçek hayatta daha korkunç şeyler oluyor ve bugün bir tanesine şahitlik ettik. Ne olduğunu biliyor musunuz? Uzman çavuşun 20 gündür 18 yaşındaki bir kıza tecavüz edip ondan sonra bu kızın ölmesi filan bunlar normal hikayeler mi? Serbest bırakın. Yani gel, bu adamın bana hiçbir şey olmaz demesi sizce normal hikaye mi? Tabii ki değil. Yani biz yani bunu bir filmde anlatırsan, bunu bir trajedi olarak anlatırsın. Bu insan hikayesinin anlatıldığı bir sanat yolu. Sanatın amacı insanın hikayesini anlatmak. Yani ifade biçimidir sanat, öyle değil mi? Yani ona özenip eğer bunu yapıyorsa bir insan orada çok ciddi bir ruh hastalığı vardır. Yani buraları karıştırmayın lütfen. Siz profesyonel yanaşıyorsunuz. İçinize o yüzden öyle bir şey açıklama yaptınız ama şimdi şöyle bir şey yapalım. Ozan Güven böyle bir şiddette uygulamış. Kendisiyle proje gereğinde yani rol alır mısınız? Bir kadına şiddetli, sert bir tepkimiz var. Meeting'de de bunu gördük. Kendisiyle bir projede yer alır mısınız? Bu polemiklere beni sokmayın. Buralardan malzeme çıkaracağınızı biliyorum. O yüzden malzeme girmiyorum. Şiddete her türlü karşıyım. Bu ispatlanmış olan her türlü şiddete karşıyım. Orada bir takım fotoğraflar var. O fotoğraflardan sonra yani Ozan'ın dizideki varlığına da son verildiğini öğrendim. Yani şimdi şiddetin savunulacak bir tarafı olamaz. Yani kabul etmiyorsunuz.
Yani büyük projeyle beraber olan konuda size böyle bir teklif gelse, bir proje kabul eder misiniz efendim? Bu kadar net ispatlanmış bir şiddetin içerisinde yer almak istemem. Yani şiddet içerikli bir insanla karşı karşıya oynamak istemem. Çünkü Halit Ergenç de bugün talihsiz bir açıklama yaptı. Talihsiz bir yani. Alnının akıyla çıkacağına inanıyorum dedi. Yani şimdi orada biz bir takım fotoğrafların üzerinden konuşuyoruz. Şimdi orada değildik değil mi? Tabii ki. Ama gördüğümüz fotoğraflar bir şey yani gösteriyor yani. Yani. Bilemiyorum yani başka biri mi yapmış? Nedir bunun ispatı var mıdır değil midir bilmiyorum ki. Yani ikili ilişkilerde de türlü şeyler olabilir ama yani şiddetin hiçbir türlüsüne bakılamaz yani bakılmamalı. Bu neredeyiz ne yapıyoruz yani konuşabilen varlıklar olarak düşünebilen varlıklar olarak nedir bu? Böyle bir şey olmaması gerekiyor. Yani.